Kuzey Enfield milletvekili olarak bölgenizin bu koronavirüs sonrası durumu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Kuzey Enfield'de Londra'nın geneli gibi şu anda izolasyon durumunda. Bütün halk gerekmediği müddetçe şu anda evde çıkmıyor. Sadece alışveriş çıkanlar var. Ama şu anda bizim Kuzey Enfield'de, Kuzey Londra genelinde çok vaka sayısı çok yüksek, ölü sayısı çok yüksek. Şu anda toplumla beraber çalışıp, kurumlarımızla beraber çalışıp topluma destek vermeye çalışıyoruz evde çıkmamaları için. Şu anda takipteyiz, durumları takip ediyoruz. Eski NHS, yani İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi çalışanısınız. 6 yıl bu sistemde çalıştınız. Bu hükümetin bu son dönemdeki bu koronavirüs nedeniyle büyük bir sağlık krizi yaşıyor şu anda. Test kitlerinin yetersizliği, yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği. Hükümetin yıllar boyunca bu yaptığı sağlık, eğitim ve güvenlik kesintilerinin bunda payı ne kadar? Tabii ki şu anda İşçi Partisi, benim partim şu anda hükümetle beraber çalışmak durumunda. Şu anki yaşadığımız bu krizden bir an önce çıkabilmemiz için hükümeti desteklemeye çalışıyoruz şu anda. Ama tabii ki bu son 10 yıldır bütün kamu hizmetlerinde yapılan kesintilerin tabii ki bu şimdiki krize krizle ilgilenmemizde bir şey var, bir payı vardır tabii ki. Hazırlıksızlıklarımız da bir payı vardır. Şu anda tabii ki eleştirilerimiz var bu test yetersizliğinden dolayı ya da NHS'in sağlık sisteminin de biraz daha hazırlıksız olmasından dolayı. Onlarla ilgili çok bizim eleştirilerimiz var ama şu anki yapmak istediğimiz, dediğim gibi, hükümeti bu durumda desteklemek ve bu krizden bir an bizim İşçi Partisi'nin Sağlık Gölge Bakanı Mart'ın 11'inden beri hükümete test sayısını yükseltilmesiyle ilgili çağrılar yapıyor. Ne yazık hükümet bu konuda çok yavaş davrandı. Hem dışarı çıkma yasağıyla alakalı yaptıkları kararlar biraz gecikti. Bir hafta 10 gün bizce gecikti ve şu anda da bu test yetersizliğinde konusunda da birazcık çok yavaş davranıyorlar. Şu anda bizim İşçi Partisi'nin istediği ve benim de istediğim bu sağlık sisteminde çalışanların, sosyal sisteminde çalışanların bir an önce ilk onların test edilmesi. Hani şu anda ülkede test azınlığı yok. Testler var. Hem üniversiteler, hem özel şirketler, yani bu konuda yardım edeceklerini ya da yardım edebileceklerini hükümete bildirdiler. Ama hükümet ne yazık ki bu konuda çok yavaş davrandı. Sanırım dün akşam başbakan bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bununla ilgili daha hızlı adım atacaklarına dair konuşmalar yapıldı. Umarım bu konuda biraz daha hızlı davranırlar. Gerçi zaten gerideyiz. 1-2 hafta gerideyiz bu konuda. Ve bir de Dünya Sağlık Kurumu, WHO'nun dediği gibi, World Health Organization'de dediği gibi test. Eğer bu krizin, bu virüsün önüne geçmek istiyorsak bu testlerin, vakaların sayılarının belirlenmesidir. Ve o konudan, ondan dolayı öncelikle sağlık hizmetinde çalışanları, sosyal hizmetinde çalışanları, ondan sonra da halka yapılacak test sayılarının yükseltilmesi. Hükümet hem işletmeler için, hem serbest çalışanlar için, hem de işçiler için bir ekonomik paket açıkladı. 330 milyar sterlin tutarında. Sonra da ufak tefek eklemeler de yapıldı. Sizce bu paketteki para dağılımı
hakkaniyetli midir? Öncelikle bu paketlerin tabii ki hepsi yani çok olumlu olarak şey buluyorum. Çünkü böyle bir durumda çalışamayan insanların işten atılacağına şu anda bu hükümetin sunduğu paketler sonucu işlerine devam edecekler ve bu krizden kurtulunca geri işlerine dönebilecekler. Bu durumda bence iyi. Yani iyi karşıladık bunu. Ama tabii ki hükümetin şu anda bu krizle bu krize yaklaşımındaki tarzı her şeyi mesela zorunda biraz daha geç ve zorunlu yapmak durumunda bu ve bu meslek sahiplerine yönelik paketi bizim parti işçi partinin zorunluyla sonradan getirdikleri bir paket. Şu andaki bu paketi, bu öne getirilen paketlerde şu anda bence iyi bir şey çünkü hem işçiler hem iş sahipleri hem şirketler bir şekilde korunabilecek belli bir dönem. Şimdilik olumlu karşılıyoruz. Tabii ki bu son böyle acil bir durumda ortaya getirilmiş her pakette eksiklikler olur. O eksiklikler önüne geldikçe biz onları tabii ki hükümete gönderiyoruz şu anda. Şimdiye kadar olumlu karşılandı. Hem işçiler tarafında hem iş sahipleri tarafında. Şu anda olumlu buluyorum bu paketleri. Peki bu eksikliklerden bahsettiniz. Ben bir tanesini söyleyeyim hemen. Burada biliyorsunuz çok sayıda Ankara Anlaşması var. Ankara Anlaşmalı işletme var. Yani Türkiye'den gelen göçmenler ve sayıları 10 binleri geçiyor. Ankara Anlaşmalıların bazıları da bu prensipte bu yardımdan işte ya da bu devlet desteğinden yararlanıyor gibi gözükse de bu anlaşmanın temelinde devlet yardımından faydalanmama prensibi var. Hani yasal olarak vize uzatımı sırasında. İleride bunun sorun olmaması için bu yönde hani bunu ekstrem bir durum olduğunu belirtecek bir girişiminiz olacak mı hükümet nezdinde? Engin, benim şu andaki anlayışım bu şey Maliye Bakanlığı'nın anons ettiği pakette bu paket, bu serbest meslek sahipleri bu Ankara Anlaşması'nda dahil ediyordu. Tabii ki orada şu an anlayışım öyle. Ve herhangi bir değişiklik olursa, bir zorunlu çıkarsa anlaşmayla burada kalanların benimle iletişim kurmalarını isterim. Tabii ki bunu da Maliye Bakanlarıyla gündeme getiririz. Şu anda benim anlayışım, şu anda Ankara Antlaşması'yla burada kalanlar için de geçerli bu paket. Bu anlaşmaya başvurmak isteyen çok sayıda Ankara Antlaşması'yla görüştüm. Çoğu da vizemi tehlikeye atmamak için başvurmayacağım. İhtiyacım var ama başvurmayacağım. Bu o vize başvuru sürecinden önce bunu netleştirecek bir adım olabilir mi acaba? Tabii ki. Ben bunu zaten sizinle görüştükten sonra bunu içeriye bildirmeyi düşünüyordum. Şu an ben araştırdığımda, sizinle konuştuktan sonra biraz araştırma yaptım. Şu anda Ankara Antlaşması ile burada kalanlar için de geçerli olarak görünüyordu. Ama tabii ki bunu netleştirebiliriz. Sizin seçim bölgeniz Kuzey Londra, Kuzey Enfield aynı zamanda. Türk ve Kürt göçmenleri en çok yaşadığı bir bölge. Sosyal medyada da çok sayıda yardım talebinde bulunan kişilere denk geldim. Özellikle son yıllarda gelen. Nereye başvursunlar öncelikle? Önce Kuzey Enfield'de ve bizim belediyede ve aynı zamanda bizim toplum içerisinde şu anda destek amaçlı çalışma yürüten birçok dernek var. Yöre dernekleri beraber koordine bir şekilde çalışıyorlar şu anda. Onun için hani toplum içerisinde bir destek aranıyorsa şu anda çok sayıda dernek var yardım etmek isteyen. Onlarla irtibata geçirebiliriz. Ama aynı zamanda da Enfield Belediyesi de
aynı zamanda yardım ihtiyacı olanlara destek sunabiliyor. Benim kendi Facebook web sitemde ya da Twitter'da aracılığıyla benimle irtibata geçmek isteyenler irtibata geçsinler ve onunla gerekli olan kurumlarla kendilerine irtibata geçirebiliriz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, benim bizim topluma seslenmek istiyorum. Şu anda bu krizin krizi atlatmış değiliz. Ve toplumda ricam evde kalsınlar, kendilerini korusunlar ve tedbir alsınlar. Çünkü gittikçe vaka sayısı, ölü sayısı artmakta, daha da çok artacak ve kendilerini korusunlar. Çünkü bu virüsün temas kesildiğinde bu virüsün önü de kesiliyor. Onun için herkesten ricam lütfen korunun, lütfen tedbirlerinizi alınız.